TV 52 ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Ben Dilara Aktaş. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Su Şurası lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış merasiminde konuştu. Erdoğan, toplumumuzdaki yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke de değiliz. Bilakis kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz sözlerine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Su Şurası lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış merasiminde konuştu. Erdoğan, toplumumuzdaki yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke de değiliz. Bilakis kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz sözlerine dikkat çekti. Biz toplumumuzdaki yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke de değiliz. Bilakis kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Ayrıca elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz. Komşularımızın su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gereken hassasiyeti bugüne kadar hep sergiledik. Salgın şartlarına rağmen tarlasını eken, üreten tüm çiftçilere teşekkür eden Erdoğan, bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız dedi. Verdiğimiz destekler, çiftçimizin emeği ve alın teriyle birleşince geçen yıl tarım sektöründe güzel bir dönemi geride bıraktık. Burada salgın şartlarına rağmen canlarını dişlerine takarak tarlasını eken, biçen, üreten tüm çiftçilerimize yine şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçileri unuttunuz, çiftçilere bakmadınız diyen birileri var ya, bakın ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. Erdoğan, güçlü sağlık altyapısının yanında tarıma ve suya bağlı gıda güvenliğinin stratejik öneminin de görüldüğünün altını çizdi. Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. İçme ve sulama suyuyla ilgili altyapılardaki kayıp kaçak oranlarını mutlaka düşürmeliyiz. Bireysel tasarrufu teşvik ederek mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Fatsa'da siyanürle altın ayrıştıran firma iddialara göre hukuksuz ağaç kesimi yapıyor. İlçenin Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlandı. Ancak şirket bölge halkının tepkilerine rağmen maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlattı. Madenin çalıştığı süre içerisinde fındık bahçelerinin ve ormanların kesildiğini, suların kirletildiğini belirten vatandaşlar ve çevre dernekleri de şirketin çalışmalarını durdurmasını istedi. Süreç yargıdayken şirket iddialara göre hukuku bile tanımadan şimdi de madene yakın başka bir bölgede daha önce işaretleme yaptığı ağaçları kesmeye başladı. Katliam ya bu can, şu çam ağacına kıyılır mı ya? Katliam diye haykırsa da vatandaş motor sesleri arasında duyulmuyor. Toprağın can verdiği ağaçlar acımadan bir bir kesiliyor. Doğal denge yok ediliyor. Yukarı Tepe köyde katliam devam ediyor, görüyorsunuz. Ben burada Orman Bakanı'na söylüyorum, milletvekillerine söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyorum. Hangi yeşillendirmeyi yapmışsınız bize? Şuna bir bakın ya, bakın Allah aşkına bir bakın ya. Ne bu ya? Bu katliam ya bu can. Şu çam ağacına kıyılır mı ya? Gözlerinin önünde yaşananlara vicdanları dayanamayanlar bir umut ormanları korumaya çalışıyor ama nafile. Tüm iddiaların gölgesinde Fatsa'da siyanürle altın ayrıştıran firma hançerini doğaya saplamaya devam ediyor. Allah'a havale ediyorum. Herkese Allah'a havale ediyorum.
Ordu'nun Fatsa ilçesinin Bahçeler mahallesinde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlandı. Ancak şirket bölge halkının tepkilerine rağmen maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlattı. Madenin çalıştığı süre içerisinde fındık bahçelerinin ve ormanların kesildiğini, suların kirlendiğini belirten vatandaşlar ve çevre dernekleri de şirketin çalışmalarını durdurmasını istedi. Süreç yargıdayken şirket iddialara göre hukuku bile tanımadan şimdi de madene yakın başka bir bölgede daha önce işaretleme yaptığı ağaçları kesmeye başladı. Ordu 2. İdare Mahkemesi bu sabah verdiği kararda 2 aylık sürede ihaleleri yürütmeyi durdurması için idareye savunma 10 günlük bir savunma süresi vermiş ve 10 günlük savunma süresi dolduktan sonra yürütmenin durdurulması ile ilgili bir karar vereceğim demiş. Ama Orman İşletme Şefliği, Orman Genel Müdürlüğü bu karara riayet etmiyor. Yani yürütmenin durdurulması ile ilgili bir karar verilmesini dahi beklemiyor, savunma için bile beklemiyor. Ağaç kesimine yangından mal kaçırır gibi bugün başlandı. İşte ağaçlarımız teker teker devriliyor. Nur Hilal Gündüz, kendisi avukat. Fatsa Çevre ve Doğa Derneği'nin hukuki işler sorumlusu. O da ağaçların kesildiği bölgede adalet arıyor. Açıklama yaparken bile üzüntüden sesi titriyor. Biz şu an her bir canlı, her bir kesilen devrilen ağaçla birlikte bizden de bir parça gidiyor. Bizim içimizden yıkılıyor, bizden bir parça ölüyor. Ama bu insanlar ne mahkeme kararına riayet ediyorlar, ne sağlığa, ne doğaya, ne insanlığa hiçbir değere riayet etmiyorlar. Doğanın yok edilişi karşısında yalnız kalmalarınaysa tepkili. Nerede şehrin idarecileri, şehrül eminleri diye soruyor. Bu şehri yönetenlerin hiçbirisi burada yok. Ne bir belediye başkanı, ne bir belediyeden bir yetkili, ne kaymakamlıktan. Bu insanlar burada yaşamıyor gibi davranıyorlar. Haberi izlediniz. Gerçekten üzücü. Kesilen her bir ağaç bir can aslında. Bizlere nefes veren, aş veren ve güven veren. Bölgemiz için özellikle her bir ağaç altın demek zaten. Heyelan ve erozyondan bizleri koruyan, toprağımızı bereketlendiren o ağaçlardan şimdi 4862'si kesilecek. Fatsa ilçe merkezine yakın bir noktada altın madeninin sadece doğaya görsel anlamda bile açtığı yara tartışmaya açık değilken, bilim insanları siyanürlü altın madenciliği yönteminin doğaya en çok zarar veren madencilik kolu olduğu görüşünde birleşiyor. Tüm bunlar bir yana, Fatsa'da firma iddialara göre hukukta tanımadan ağaçları mahkeme kararı beklemeden kesmeye başladı. CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel de konuya tepkili. Alanda inceleme yaptı. Bunun adı vatan hainliğidir diyerek yetkilileri göreve çağırdı. 4862 ağaç kesilecek. Toprak anadan evlatları bir bir sökülecek. Çıkar oruna, bu ormanlarımızı katledilmesine izin veriyor yöneticiler. Buna dur demesi lazım. Fatsa ilçesinde siyanürle altın işletmeciliği yapan şirket iddialara göre yine büyük bir suç işliyor. Fatsa Bahçeler'de altın madenine komşu alanda bu sabah itibariyle tekrar bir ağaç kesimi başladı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, maden sahasını genişletmek isteyen firmaya karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı öncesi mahkeme tarafından firmaya 10 günlük savunma süresi verildiğini, ancak bu süre beklenmeden ağaç kesimine başlandığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde benzer bir girişimi durdurmuştuk. Bu sabahleyin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili olarak mahkeme karşı tarafa 10 gün savunma süresi verdi. Bu süreyi de beklemeden bir oldu bitti yaratmak için bu sabah saatlerinde orman alanına girildiğini ve binlerce ağacın kesilmeye başlandığı haberini aldık. Yetkilileri göreve çağıran milletvekili sertti. Bunun adı vatan hainliğidir dedi. Bu ağaçlar birer can,
ve bu işi şu anda tamamen yasa dışı ve mevzuata aykırı bir şekilde yapıyorlar. Bu işe cevaz verip öncülük eden de maalesef bu kamunun görevlileri olan Ülye ve Fasa Orman İşletme Müdürlüğü. Bunlar şu anda bu konumlarıyla mevzuata aykırı, halkın haklarına ve doğaya aykırı bu hareketleriyle vatana ihanet ediyorlar. Avukatlar hukuksuzluk diyor, milletvekili kanunlar yok sayılıyor, suç işleniyor diyerek haykırıyor. Peki gerçekten bir suç işleniyorsa buna nasıl göz yumuluyor, kimse neden bu duruma müdahale etmiyor? İddialar doğruysa firma kanunları bile çiğneyecek cesareti kendinde nasıl buluyor? Hani aklımda deli sorular deriz ya. Sorular bir yana, ordu bu kadar mı sahipsiz demekten geri alamadık kendimizi. 4000 ağaçtan, candan bahsediyoruz. Hepsi bir yana, siyanürlü altın madenciliğinin zararlarını konuşuyor. Geleceğimizi mahvetmeyelim, fındığımızı, tarımımızı yok etmeyelim diyoruz ve gerçekten bir ses bekliyoruz bizler de. Özellikle de avukat hanım Nurhilal Gündüz'ün de dediği gibi Şehrül Eminler nerede? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in tarıma, toprağa, üretime ama hepsinden de önemlisi memleketine verdiği değeri biliyoruz. Türkiye onu örnek alıyor ama Fatsa'da yaşayanlar bu durumla örtüşmüyor. Bu tezatlıktan ordu kurtulmalı. Sayın Başkan belki de orduda yakacağı ışıkla, göstereceği tavırla yine Türkiye'de bir rol model olacak diyor ve lütfen bu sessizlik bozulsun istiyoruz. Bu kadar kolay olmamalı suç işlemek, doğayı katletmek. Eğer iddialar yanlışsa, bir katliam yoksa bunun da bir cevabı olsun ama artık Fatsa'daki hasta bir şekilde tedavi edilsin. Bunu ordulular hak ediyor diyor ve sıradaki habere geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iş yerleri kapanan işletmecilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 2000 TL'lik destek yardımının ödemeleri tamamlandı. Esnaf yardımı için verilen sözün yerine getirildiğini kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2000 TL'lik yardımımız işletmecilerimizin hesaplarına yatırıldı, güle güle kullansınlar dedi. Pandemi dolayısıyla iş yerleri kapanan esnafa Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan 2000 TL'lik destek yardımı hesaplara yatırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında iş yerleri kapanan işletmecilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 2000 TL'lik destek yardımının ödemeleri tamamlandı. Ordu genelinde iş yerleri kapatılan ve belirtilen gerekçelere uyan 800 esnafa toplamda 1 milyon 600 bin TL'lik ödeme yapıldı. Esnaf yardımı için verilen sözün yerine getirildiğini kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2000 TL'lik yardımımız işletmecilerimizin hesaplarına yatırıldı, güle güle kullansınlar dedi. Pandemiden dolayı mağdur durumda olan, zor durumda olan esnafımıza yardım etmek istedik. Bununla ilgili de genelgeyle tanımlanan esnaflarımıza 2000 lira yardım yaptık. Biz büyük bir aileyiz. Buradaki hepimizin sıkıntısı ortaktır. Dolayısıyla bu sıkıntıyı da çözüm araçlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada da sözümüzü tutmuş olduk. Güle güle kullansınlar. 22 Mart 2021 tarihi itibariyle ödemeleri yapmaya başlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede 711 kırahane, 1 kır bahçesi, 49 internet kafe, 25 elektronik oyun salonu, 2 bilardo salonu, 1 lokal, 9 çay bahçesi, 2 halı saha işletmecisi olmak üzere toplamda 800 esnafın ödemesini gerçekleştirdi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 57. Kütüphane Haftası'nda Oku Kitabını Al Altınını projesi kapsamında en çok kitap okuyanları kabul ederek kitap seti ve altınla ödüllendirdi. Bir diğer programda Müdür Erol Kocaoğlu öncülüğünde Ünye İlçe Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.
Valisi Tuncay Sonel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 57. Kütüphane Haftası'nda Oku Kitabını Al Altınını projesi kapsamında en çok kitap okuyanları kabul ederek kitap seti ve altınla ödüllendirdi. Ödül töreni öncesi İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak 57. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Vali Tuncay Sonel'e çiçek takdim etti. 57'sini kutladığımız Kütüphane Haftası. Ordumuzda da kütüphanelerimizde en fazla kitap okuyan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise. Vali Sonel bu yıl 57.si kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen Oku Kitabını Al Altınını adı altında düzenlenen kitap okuma projesinde dereceye girenlerin ödüllendirileceğini söyledi. Kategorilere ayrıldık. 7 kategoride kütüphaneye gidip ödünç kitap alıp en çok kitap okuyanları bugün ödüllendireceğiz. Vali Sonel proje kapsamında okul öncesi öğrencisi olan 5,5 yaşındaki Ömer Zahir Çukur'un kütüphaneye giderek 72 tane ödünç kitap aldığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Beni mutlu eden okul öncesinde Ömer evladımız 72 tane kitap almış ve kütüphaneye gitmiş maşallah. Seni tebrik ediyorum. Ödülümüz hem kitap hem altın. Oku kitabı al altını. Tamam mı Ömer? Ne olmak istiyorsun? Astronot olmak istiyorum. Süper, aferin. Törende Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlaksa, ordunun kütüphane kullanımı ve ödünç kitap alma sayısının Türkiye standartlarının çok üzerinde olduğunu belirterek Ordu ili genelinde kütüphanesi olmayan ilçenin bulunmadığını söyledi. Niye? Kefil Hanı biliyorsunuz. Oraya bebek ve çocuk kütüphanesi açacağız. Çalışacağız. Sizin destek ve himayelerinizde. Aynı zamanda yine sizin talimatlarınızda Gülyalı'da modern bir kütüphane çalışması başlattık. Görköy'de yine aynı şekilde eş zamanlı çalışıyor. Kütüphanesi olmayan ilçemiz yok. Şu anda kütüphanesi olmayan ilçemiz yok. Modernize ediyoruz. Olanları da yeniliyoruz Sayın Vali. Daha sonra Vali Tuncay Sonel 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında en çok kitap okuma etkinliğinde Ordu Çocuk Kütüphanesi ödünç kitap verme bölümünden okul öncesi grubu 72 kitapla Ömer Zahir Çukur, Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ödünç kitap verme bölümü ilkokul çocuk grubundan 274 kitapla Ayriz Zeynep Yurdakul, çocuk ortaokul grubundan 57 kitapla Okan Utar, genç lise grubundan 61 kitapla Serra Nur Osma, üniversite grubundan 17 kitapla Şura Aydın, Ev Hanımı Halk grubundan 60 kitapla Esra Durmaz Kadıoğlu, Yetişkin Kamu grubundan 81 kitapla birinci olan Yakup Altınışığı, içerisinde çeşitli kitapların bulunduğu kitap seti ve altınla ödüllendirdi. Vali Tuncay Sonel ödül töreni sırasında 1997 yılında Kütahya ili Simav ilçesinde kaymakam vekilliği görevinde bulunduğu sırada Oku Kitabını Al Altınını projesi kapsamında en çok kitap okuyarak birinciliği elde eden ev hanımı 75 yaşındaki Emine Ekmen'i telefonla aradı. Emine teyze, ben Tuncay Sonel, Simav kaymakam vekiliydim. Hatırladınız mı? Emine Ekmen telefondaki sesin Vali Tuncay Sonel'e ait olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Sizi hatırladım. Sizin kulağınız için artık Emine teyze. Şu anda sesinizi dışarıya vermiş durumdayız. Dinliyorlar sizi. Ay ne kadar sevindim. İnanın sinyalını verdiniz bana. Sizi seviyoruz. 57. Kütüphaneler Haftası kapsamında Ünye İlçe Kütüphanesi'nde de bir etkinlik düzenlendi. Müdür Erol Kocaoğlu günün anlamına ilişkin bir açıklama yaptı. Ödül takdim edelim. Onların bir yıllık emeklerinin karşılığında. Onlar bunu belki bilmiyorlar ama biz onlara bunları hissettirelim, gösterelim ve okudukları için bizimle beraber olduklarına teşekkür edelim diye bir program düzenleyelim istedik. Ardından en çok kitap okuyanların hediyeleri kitapseverlere takdim edildi. Tebrik ediyoruz. Gelin. Gel. Aslında şu anda sarılmak istiyorum ama sarılamıyorum. Gel Elif. Tebrik şöyle ediyoruz. Gel canım. Elif nasılsın? Evet. İyisin. Bak şimdi bunu sana veriyoruz, hediye ediyoruz. İnşallah daha çok bizimle buluşmaya devam edeceğiz değil mi? Okumaya devam edeceğiz. Peki. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Müdürüm, bekle. Okumaya devam edelim.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kumbaşı Balıkçı Kooperatifini ziyaret ederek balıkçılarla bir araya geldi. Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Çalış ve kooperatif üyeleri tarafından karşılanan Başkan Tören, balıkçılarla sohbet ederek yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kumbaşı Balıkçı Kooperatifini ziyaret ederek balıkçılarla bir araya geldi. Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Çalış ve kooperatif üyeleri tarafından karşılanan Başkan Tören, balıkçılarla sohbet etti. Varsa müdahale edebileceğim, varsa planımı alabileceğim, programımı alabileceğim meseleleri karşılıklı konuşacağız. Balıkçı esnafı yaşadıkları sorunları ve yaptıkları çalışmaları Başkan Tören'e anlattılar. Karşı tarafı yaptırmamız müddetçe bizim tekneler de girmiyor artık. Ziyaret boyunca kooperatif yönetimiyle fikir alışverişinde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yapılacak çalışmalara belediye olarak mümkün oldukça destek olacaklarının sözünü verdi. Milletin cebine, milletin hayrına, milletin istifadesine nasıl sunabiliriz konusunda bir hukuki, yapısal bir yapılanmaya, bir örgütlenmeye de gidelim. Bunun da adını koyalım, biz de yanınızda olalım inşallah. Ne güzel başkanım, siz bizim sesimiz olun, sesimizi duyuralım. Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla, her zaman sahada olan bir belediye başkanı olarak dikkat çeken Aşkın Tören, balıkçı esnafıyla da samimi görüntüler verdi. Zaten kendisi de kibirlenmeyeceğiz, ben bu şehrin çocuğuyum, evladıyım, her bir vatandaşımın kardeşi, abisiyim dedi. En büyük hayalim bu kooperatifleri şehrin markası haline getirmek. En büyük hayalim kooperatifleri bu şehrin markası haline getirmek diyen Başkan Tören, balıkçılık sektöründe de istihdama dayalı projelerin üretilmesi gerektiğini vurguladı. Bizim orada hem iç turizme hem dış turizme hem istihdama bakan bir taraf olsun. Gelin çıkardığınız balığı çok tabiri teknik kullanamayabilirim ama salambura ve konserve konusunda gelin hep beraber emekçilerle birlikte bu işi yapalım. Bir 20-30 kişiye daha istihdam kapısı açalım. Her zaman balıkçı esnafının yanında olduklarını belirten Başkan Tören, sektörün yaşadığı sorunların çözümü adına birliktelik ve lobi uyarısıyla önemli tavsiyelerde de bulundu. Yaptırmaktan kastın ne abi, isim neydi? Tören, balıkçı esnafının kurumsallaşarak Ordu balığını marka yapabilecek çalışmalara katkı sunması gerektiğini de belirtti. Ve bu kapsamda Altınordu Belediyesi olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarının da altını çizdi. Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, koronavirüsü mutantlarının daha çok çocukları etkilediği, özellikle 0-9 yaş grubunda bazı ülkelerde vaka sayısında artış rapor edildiğini söyledi. Koronavirüs mutasyonlu bir şekilde dünyada maalesef hastalıklarına devam ediyor. En son Amerika, Fransa ve İsviçre'li hekimlerden gelen raporlara göre koronavirüsün yaptığı mutasyon sonucu bu çocuk yaş grubundaki hasta grubuna da etki etmeye başladı. Yani özellikle 0-9 yaş. Nedeni henüz bilinmeyen bir durumla karşı karşıya tıp dünyası. 11 Mart'ta Türkiye'nin savaşmaya başladığı yeni tip koronavirüs bir yılda mutasyona uğrayarak verdiği endişeyi tırmandırdı. Özellikle şimdilerde koronavirüs mutantlarının 0-9 yaş arası çocukları daha çok etkilediği gözlemlendi. Hatta 10 yaşın altına da koronavirüsün etkili bir şekilde hastalık yaptığı Amerika, Fransa ve İsviçre'nin oradaki hekimlerin yaptığı gözlem ve doktor raporlarında belirtildi. Amerika, Fransa ve İsviçre Sağlık Camiası'nın raporlarını ele alan Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, Türkiye'de koronavirüs mutantlarının çocuklarda etkisini gözlemlemek için henüz erken ifadesini kullandı. Eğer bu dünyada bir yerde yapılmışsa mutlaka dünyanın diğer bölgelerine de hatta ülkemize de gelecektir. Böyle bir gelme endişesi vardır daha doğrusu. Şu anda ülkemizdeki sayıları, gözlemleri henüz çok erken bunun için. Yani bu konuda gözlem yapmamız için, yeterli verileri toplayabilmemiz için henüz daha başlangıç erken. Bunu iyi gözlemlememiz lazım. Henüz 18 yaş altına aşı uygulaması yapılmıyor. Ancak çocuklar üzerinde mutasyonlu virüsün etkisi görülürse Sağlık Bakanlığı'nca yeni bir aşı programının yapılması bekleniyor. Biz biliyorsunuz ki 18 yaş altına
aşı yapmıyoruz. Ama eğer bu gerçek olursa, yani bu mutasyona uğramış virüs çocuk yaş grubunda engelliyorsa, bundan sonraki aşı grubuna mutlaka çocukları da almamız gerekeceğini düşünüyorum. Virüsün mutasyona uğraması gayet doğal. Bunun iyi izlenmesi lazım. Belki de bir müddet sonra başka bir mutasyona uğrayıp kendiliğinden kaybolacaktır. Ama burada esas olan, her zaman söylüyorum, korunma tedbirleri. Ordu yıllardır hasretle beklediği şehir hastanesine kavuşuyor. Hastane inşaatındaki zemin kazı çalışmaları sürerken Büyükşehir Belediyesi tarafından hastaneye giden yolun yapımı da başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapılacak olan 900 yataklı şehir hastanesi inşaatı yolunda incelemelerde bulundu. Ordu'da büyük bir sağlık ihtiyacına cevap verecek 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapılacak hastane için ihale ve yer teslimi çalışmalarının sona ermesinin ardından yüklenici firmaya verilen 750 günlük süre başladı. Temel kazı çalışmaları başlayan Ordu Şehir Hastanesi 300 bin metrekare kapalı alanda yükselecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de hastane inşaatına giden güzergahlarda çalışma başlattı. Şu anda mevcut karayolundan, Ordu-Giresun karayolundan buraya bir bağlantı yapılarak yaklaşık 2 kilometre civarında bir yolla hastanemize ulaşmış olacağız. Dolayısıyla burada şu anda ne yapıyoruz? Kargın Deresi'nde bir menfez çalışması yaptık ve o menfezin üzerinden şu anda yol buraya kadar gelebiliyor ve devamında da yine Say Deresi'nde bir menfez çalışması yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni yapılacak hastaneye ulaşım sağlayacak güzergahlarda seferberlik ilan ettiklerini belirten Genel Sekreter Alp, Ordu Giresun Karayolu'ndan yaklaşık 2 kilometrelik bir bağlantı yolu açmak kaydıyla hastanemize ulaşmış olacağız dedi. Burada alt temel malzemesi seriliyor. Şu anda kaya dolgu yapılıyor ve üzerine de stabilize çakıl seriliyor. Alt temelini yaparak yolu tamamlamış olacağız. Bir hafta sürmeden inşallah hizmete sunacağız. Ama bu yolla da kalmayacağız hastaneye. Sadece Melet Vadisi'nde yapılan ikinci karayolu köprüsü, yani bizim çevre yoluna bağlantı yaptığımız 1010 nolu yolun devamından Kayabaşı'na bağlanan köprüden buraya direkt Kayabaşı'na değil de üniversiteye, yine aynı tam hastanenin olduğu noktaya bulvar planlandı Nazım Mimar Planı'nda. Coşkun Alp'in açıklamalarına göre hastaneye ulaşımda 4 ayrı güzergah oluşturulacak. Ayrıca çevre yolundan da bir bağlantı verilecek. Dolayısıyla 3-4 koldan üniversite hastanesine ulaşım sağlanacak. Ulaşımda bir sorun yaşanmayacak. Yeter ki hastanemizin inşaatı bir an önce yapılsın diye bu çalışmaları biz sürdürdük. Ve hastane kadar ulaşım yollarının da önemi ortada. Burada 10 metre genişliğinde rahat platformu geniş, daha rahat ulaşılabilir. Yazın, kışın sıkıntı olmadan gelinebilir bir yol haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada kışın buzlanma filan söz konusu olmayacak. Rahatlıkla insanlar hastalarını buraya gelecek. Zaten pandemi dolayısıyla da bu hastanenin şiddetli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış idi. Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek. Bu yıl özellikle bazı türlerde istenen balık avını gerçekleştiremeyen balıkçılar sezonu da erken kapatmaya başladı. Tezgahlardaysa fiyatlar el yakıyor. Balıkta av sezonunun sona ermesine sayılı günler kala vatandaşları taze balık dolu tezgahlarına davet eden balıkçı esnafı ise varken yiyelim diyerek son günleri değerlendirme çağrısı yapıyor. Su ürünleri avlanma yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Yasak ise 30 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılar uyardı. Varken yiyelim. Biz her zaman isteriz ki balık bol olsun. Vatandaş bol bol balık yesin. Balık av sezonunun bitmesine 15 gün kalmasına rağmen balık tezgahlarına talep de her geçen gün azalıyor.
Sezonun kapanmasına az bir süre kaldığına dikkat çeken balıkçı esnafı ise vatandaşları balık tüketmeye davet etti. 15 Nisan'da av yasağı başlayacak ama bundan sonra tabii ufak kayıklarda mezgit, barbun, istavrit, yani yaz balıkçılığı olacak. O da tabii büyük böyle istatistik gibi bol balık olmaz. Bir insanın da en azından haftada iki defa balık yemesi lazım. Aslında koronavirüs salgını sonrasında güçlü bağışıklık gerekçesiyle balık tüketimi arttı. Ancak son 2 aydır balık tezgahlarına rağbet yok. Talep giderek azaldı. Balıkçı esnafına göre bu durumun en büyük nedeni fiyatların pahalı olması. Şu anda fiyatlarımız yüksek. Geçen seneki sattığımız tezgahlarda sattığımız fiyatlara balığı alamıyoruz bile. Ondan dolayı fiyatlar yüksek. Şu fiyatların çoğu işte balıkları mesela özellikle havuz yetiştirme balıklarının çoğu dolar üzerinden şey olduğundan dolayı fiyatlar sürekli yükseliyor. Tezgahlar ateş pahası. Çeşit bol ama alabilen çok az. Balık fiyatlarının bu sezon hiç düşmediğini belirten Ordulu balıkçılar kötü bir sezon geçtiği görüşünde. Denizde bu sene balık bakımından Karadeniz'de balık yok bu sene. Var. Şimdi çeşit olarak var işte barbun var. İstavrit mesela bir aydan beri tezgahlara hiç konulmuyor. Çıkmıyor çünkü. İşte barbunumuz var, mezgitimiz var. Ne bileyim iskorpit var. Diğer balıklarda çıkıyor ama miktarlar az. Çok az miktarlarda geliyor. O yüzden fiyatlarımız da yüksek. Kırmızı et fiyatı nedeniyle her sofraya giremiyor. Özellikle son zamanlarda ard arda yaşanan zamlar vatandaşın mangal keyfine de gölge düşürdü. Her kötü durumda bile iyi bir sonuç çıkarmaya çalışan Karadeniz insanı ise mangalda et yoksa pancar var diyerek artan fiyatlara mizahlı bir tepki koydu. Bak güzel ya, bak güzel ya. Hey maşallah maşallah. Hay maşallah diyerek kara pancarı koydular mangala. Farklı lezzet arayışında olan Ordulular artan kırmızı et fiyatlarına hem biraz mizah kattılar hem de pancara farklı bir boyut kazandırdılar. Biri ekmek banıyor Guzya. Guzya. Pancarı ne yaptırmış lan? Harbiden güzelmiş lan bu. Ekmeği kuzu eti niyetine bandılar. Lezzet aynı olmasa da daha keyif verdiği ortada. Oğlum bak iyi güzel yapmamış. Hey maşallah, hey maşallah. Mizaha bir yana kırmızı et 55-60 TL bandında oynuyor. Kasaplarsa fiyatların aksine birçok gıdadan daha uygun olduğunu iddia ediyorlar. Vatandaşlar et yiyor ya. Çok, en ucuz şey şu anda et zaten. Yani kimine göre pahalı geliyor ama biz zeytine kıyasla, bir balığa kıyasla ona göre et daha uygun. Tavuk etine de zam geldi. İnsanlar artık bir 10 daha katarım, kırmızı et alırım düşüncesinde. Yani tavuk eti zaten çok revaçta değil. Yani çok revaç görmüyor. Şu anda et daha uyguna geliyor. Et daha uyguna geliyor. Kırmızı eti insanlar daha çok tercih ediyor. Tabii ki eskisi gibi değil. Eskiden kasaba gittiğimiz zaman işte bir kilo kuşbaşı, bir kilo kıyma alırken bugün yarımşar kilo alabiliyoruz. Veya haftalık bu tüketimimiz varken daha önce birer kilo artık 15 günde alabiliyoruz. Torunum var. Ona az bir şey alıyor. Başka türlü yok. Öte yandan kasaplar Ramazan ayının da yaklaşmasıyla fiyatların yine oynayacağına da işaret etti. Yani vatandaşa yine ızgarada pancarın yolu görünüyor. Ramazan geliyor. Şimdi Ramazan itibariyle tabii ki fiyatlar haliyle oynuyor. Her zaman her Ramazan'da olduğu gibi bunda da bir 5 lira falan oynar diye düşünüyorum ben. Kırmızı et alıyoruz. Almıyor değiliz ama ne kadar alıyorsun? Şimdi ayda bir mi alırsın, haftada bir mi alırsın, senede iki kere mi alırsın? Şimdi almayın diye bir şey yok, illa alınıyor ama yani yemen sınırlıdır. Şimdi hiç alamayan insanlar da var. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin zemin katını modern bir kütüphaneye dönüştürüyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan kütüphane, çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kullanacağı çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürülecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Cami'nin zemin katında hayata geçirdiği kütüphane projesinde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kütüphaneler bilgi hazinesidir, bu hazineleri daha da zenginleştireceğiz sözlerinden hareketle çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehirde okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla kütüphane projelerini hayata geçiriyor.
Bu kapsamda çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan Ulu Camii'nin zemin katını modern bir kütüphaneye dönüştürüyor. Yapım İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla kütüphanenin mimarisi şekillenmeye başladı. İçerisinde grup çalışma alanı, tekli çalışma alanı, ofis, arşiv, danışma ve kitapların yer alacağı kütüphane içerisinde kafe ve teras alanı da yer alacak. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan kütüphane, çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kullanacağı çok yönlü bir yaşam alanına dönüşecek. 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde başlayacak Bal Ligi 7. Bölge 5. grup maçlarına Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 4 takıma da başarılar dileğinde bulundu. Bal Ligi takımlarımızın uzun süredir beklediği Bal Ligi maçları 17 Nisan'da başlıyor. 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde başlayacak Bal Ligi 7. Bölge 5. grup maçlarına Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 4 takıma da başarılar dileğinde bulunarak özellikle tüm takımlarımızın ev sahibi oldukları maçları kendi ilçelerinde oynayabilmesi için çalışmalarımız sürüyor dedi. Öncelikle ilimizi temsil edecek 4 takımımıza da başarılar dilerim. Yine Türkiye Futbol Federasyonumuzun belirlediği kurallar çerçevesinde 4 takımımıza da antrenmanlar için tüm tesislerimizi hizmetlerine sunmuştuk. Bu kapsamda da takımlarımız sorunsuz bir şekilde antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Yine 17-18 Nisan'da başlayacak Bal Ligi maçları için takımlarımızın kendi içerilerindeki futbol tesislerimizde maç oynamaları için talepleri doğrultusunda takımlarımıza tahsis yazılarını verdik. Ordu Spor 1967 Spor Kulübümüze 19 Eylül Stadyumuna, Altınordu Belediye Spor Kulübümüze Spor Toto Spor Kompleksi 1 No'lu sahada, yine Ünye Spor 1957 Spor Kulübümüze Ünye İlçe Stadyumumuza ve Ulubey Belediyespor futbol takımımıza da Ulubey ilçemizdeki futbol sahamızı tahsis ettik. Genç, TFF tarafından yapılan denetimde sadece Ulubey ilçe futbol sahasında eksikliklerin tespit edildiğine dikkati çekti. 5 Nisan 2021 tarihine kadar tüm eksiklerin giderileceğine işaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan kontrollerde Ulubey ilçemiz hariç diğer sahalarda herhangi bir sorun görülmüyor. Ulubey ilçe sahamızla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzon bölgesinden gelen denetleyici arkadaşların belirlediği eksiklikleri de tamamlamak için 9 Nisan'a kadar süre aldık. Bu süre kapsamında belirlenen eksiklikler, soyunma odasının seyirciyle ayrılması, seyirci alanının giremeyeceği bir alan yapılması, yine diğer bir eksiklik özellikle maçların seyircisiz oynanacağı için kale arkalarının tel örgülerinin branda ve benzeri materyallerle kapatılması, yine alana seyirci girişinin engelleyecek bariyerlerin korunması, yine bir diğer eksiklik de orada devam eden yüksek okul inşaatıyla futbol sahası arasına bariyer koyulması. Bununla ilgili de yaptığımız çalışmalar neticesinde inşallah bugün atölye ekibimiz, yine Ulubey Belediye'mizin teknik ekipleriyle beraber tüm eksiklikleri 5 Nisan'a kadar tamamlayacağız. Bugün başladı çalışmalarımız. Bu kapsamda da 4 takımımız da kendi içerisinde, kendi sahasında Bal Ligi maçlarını oynayacaklar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, inşallah ilimizde yapılan gruptan birinci çıkacak takımımız, diğer grubu da birinci bitirerek 3. lige çıkar temennisinde bulundu. Ben takımlarımızın, özellikle gruptan çıkan takımımızın diğer grupta da birinci olarak 3. lige yükselmesini temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Kısa bir reklam arasının ardından tekrar birlikte olacağız. Siz hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanı başında. Denize, üniversiteye yakın. Havaalanına 7 dakika mesafede. Huzurlu bir yaşam alanı. Güzelhan Park Evleri. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde 8 blok 91 daireden oluşan projemiz 3+1 ve 1+1 havuza 0 daireler, geniş yeşil alanları, kamelyaları, çocuk oyun parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ile sizlere sunulmaktadır. Güzelhan Park Evleri, GRP Gayrimenkul Güvencesi ile sizleri bekliyor. Bilgi için 0452 888 18 18. Temelinde güven var. Şubat ayı sonlarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları fındığın erkenden püskül açıp tomurcuklanmasına neden oldu. Mart ayı ise karla başladı. Kışı aratmayan hava koşullarında sıcaklıklar eksi derecelere düştü. Tarım ürünleri için de korkulan oldu. Kış uykusuna yatamayan fındıkta zirai don afeti yaşandı. Zararın boyutu Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla ortaya çıkacak. Ekipler sahada. Ancak geçtiğimiz hafta sonu Mart ayı içerisinde fındıkta 3. kez zirai don uyarısı yapıldı ve fındıkta sezonda 3 kez zirai don afeti yaşandı. Ziraat odaları bünyesindeki tarım danışmanları tarafından fındık bahçelerinde yapılan incelemeler sonucunda orta kesim ve yüksek kesimde ciddi zarar tespit edildi. Fındık bahçelerini zirai don vurdu. Zarar tahminlerin üzerinde olabilir. Ziraat odaları bünyesindeki tarım danışmanları tarafından fındık bahçelerinde yapılan incelemeler sonucunda orta kesim ve yüksek kesimde ciddi zarar tespit edildi. Tabii kar yağdıktan sonra o tomurcukların açmasından dolayı yağan karın eksilerde giden bir sıcak havadan dolayı da zarar göreceğini de söyledik. Ve Şubat ayının 15-16'sında yağan kar özellikle 3-4 gün devam ettikten sonra fındık bahçelerinde baktığımızda 200 metre ile 600 metre rakım arasında bir don olayının gerçekleştiğini bilgilerini aldık ve alanlara derhal ziraat odalarımızın mühendisleri, tarım müdürlüklerinin mühendisleri alanlara giderek bir ön çalışma yaparak ve bu alanlarda kısmi olarak önemli ölçüde zararlar oldu. Yani rüzgarın yönüne göre, kuzey yönüne göre, yaprakların açmış olduğu şekillere göre özellikle de bu bölgelerde palas fındıklarda, yağlı fındıklarda, kara fındıklarda erken açmalardan dolayı bu fındıklarda zararlar oluştu. Şubat ayı sonlarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları fındığın erkenden püskül açıp tomurcuklanmasına neden oldu. Mart ayı ise karla başladı. Kışı aratmayan hava koşullarında sıcaklıklar eksi derecelere düştü. Tarım ürünleri için de korkulan oldu. Kış uykusuna yatamayan fındıkta zirai don afeti yaşandı. Zararın boyutu Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla ortaya çıkacak, resmiyet kazanacak. Ekipler sahada. Ancak bu sonuç öncesinde geçtiğimiz hafta sonu Mart ayı içerisinde fındıkta 3. kez zirai don uyarısı yapıldı ve fındık sezonda 3. kez zirai don afetini yaşadı. Şubat'ın sonundaki don felaketiyle ilgili eksperler hala sahadalar. Ancak denetim ya da eksperlerin araştırma sonuçları uzadıkça üretici sıkıntıya giriyor. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Nasıl sıkıntıya giriyor? Bundan bir ay önce ya da 20 gün önce sahaya gelen eksper yüzde olarak 80-90 yanık verirken bugün geldiğinde o eksperler %5, %10 diyor, %15. Böyle bir sıkıntımız var. Bu
Bu haberle ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gece bülteninde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.